Başlıyorum. Chat kısmından isimlerinizi baştan yazın. Yazanlar bir daha yazsın. Tamam. Evet, şimdi diyor Hocam ki burası değil. nasıl değil ya? Burası değil. İkinci ünitede miyiz hala bizimle? Evet hocam biraz sanırım yukarı çıkmamız gerekiyor. Hmm, deseniz tamam. Buraları yaptık mı? Bir dakika bakayım. Mescid-i Nebevi tamam. Ha, daha biz buradayız yani. Evet. Yani biz daha şey hiç geçmedik yani. Öyle mi? Geçmedik hocam. Evet, geçmedik. Üçüncü derse hiç geçmedik o zaman. Tamam. Mescid-i Nebevi'yi yaptıysak tamam o zaman ilk sorusunu ha burada izliyorsunuz siz. Ha, bayağı Evet. gerideymişiz ya. Evet hocam burası. Tamam. Ne diyor? Hızlıca okuyacağım ben o zaman bunları. Ecip amme yeti aşağıdaki sorulara cevap verin diyor. İstefhim sor diyor. Amme yeti aşağıdakileri sor diyor. Vecip anhu minel kıt'ati sabikati kemen fi misalettari diyor. Aşağıdakileri sorunuz ve örnekte olduğu gibi diyor. Parçadan hareketle onlara cevap verin diyor. Mekan Mescid-i Nebevi. Yani Mescid-i Nebevi'nin yeri. Ne diyecek? Soru. Sual, cevap bakın. Sin, cim. Sin demek, sual demek, soru demek. Cim demek onun cevabı. Eyne yücedün Mescid-i Nebevi? Mescid-i Nebevi nerede bulunmaktadır? Yücedu fil Medine'tin münevvereti. Yani Medine-i Münevvere'de bulunmaktadır. Diye cevap vermiş. Sonra ne diyor? Ellezî benel Mescid-i Nebevi. Mescid-i Nebevi'yi kim inşa Mescid-i Nebevi'yi inşa eden kişi. Ellezî benel Mescid-i Nebevi. Ne nasıl soracağız? Men benel Mescid-i Nebevi. Yani Mescid-i Nebevi'yi kim inşa etti? Anlamında ne diyeceğiz cevap olarak? Benahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabuhu diyeceğiz. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram inşa etti diyeceğiz. Sonra misahatuhu inde itmam binayihi inşasının tamamlandığındaki alanı misahatı yani nesi işte yüz ölçüm. Kem zira'an misahatuhu inde itmamihi yani bitirildiğinde diyor ne kadar kaç zira'ydı diyor soru. Bitirildiğindeki yani tamam inşasının tamamlandığındaki alanı tamamlandığı esnadaki alan nedir diyor. Ne demişiz? Kem dira'an misahatu inde itmam binaihi diyor. Belagat misahatu inde itmam binaihi 204.000 zira'in veyahut da 4.000 ve 200 zira'in. İki türlü de okumanız mümkün. Tamam. Bu iki türlü de okuyabilirsiniz. Sonra ne diyor? Yani 4.200 arşın, 4.200 kulaç. Zemenü tecdidi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lehu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin orayı yenileme zamanı. Ne diyeceğiz? Meta ceddede Resul-i Kerim sallallahu aleyhi ve sellem imaratahu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orayı ne zaman yenilenmiştir? Ne zaman? Fil ami sabi hicri ceddede Resul-i Kerim imaratahu. Yani Hazreti Peygamber orayı diyor Hicri 7. yılda yenilemiştir. Tamam. Ne diyor? Mevat el-mevatu elleti yani el-mevatu elleti maddeler, malzemeler. Elleti işte şöyle 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 malzemeler. Bakın sıla cümlesi.
Yani elleti'den sonra gelen cümlelere ne diyoruz? Sıla cümlesi diyoruz. Cevap diyelim şöyle. Soru. Cevap. Nasıl soracağız? El mevatülleti şöyle bunu biz 8'e düşürsek. Evet. El mevat elleti büniye minha hazel mescidu. Bu mescidin bina edildiği, inşa edildiği inşaat malzemeleri. Şimdi arkadaşlar isim mevsullerden sonra gelen cümleleri biz sıra cümlesi diyoruz. Bu cümlelerin yüklemlerini Türkçe'ye sıfat fiil olarak tercüme ederiz yanlış. Yani bu mescidin inşa edildiği maddeler yani inşaat malzemeleri. Ne diyeceğiz? Min eyyi mevaddin büniye minha hazel mescidu. Bu mescid. Soru neymiş? Sorumuz. Soru. Sorumuz ne? Bu mescid hangi maddelerden inşa edilmiştir? Bina edilmiştir. Büniye hazel mescidu minattini vel ceridi ve cüzdu en nakli. Yani bu mescit cevabımız ne? Bu mescit toprak, yapraksız hurma dalları ve hurma kütüklerinden yapılmıştır diyor. Kayıt yapmaya ismini yazmayanlar yazsınlar. Numarasını. Neyse. Sebebu muhabbeti müslimine li hadal mescidi. Mescide. Pardon, li hadal mescidi. Bu mescidin Müslümanların bu mescidi sevme sebepleri. Ne diyeceğiz? Müslümanlar bu mescidi neden severler diyeceğiz değil mi? لِمَذَا يُحِبُّ الْمُسْلِمُونَ لِهَذَا الْمَسْجِدِ. Yani Müslümanlar bu mescide karşı neden bir sevgi beslerler? Yani Müslümanların bu mescidi sevme nedenleri nedir gibi bir soru. Ne diyeceğiz? ذلك لأنه أحد المساجد الثلاثة المقدسة التي أوجب الإسلام زيارتها ورغب في العبادة فيها. Evet. Sorumuz ne? Müslümanların bu mescidi sevme sebepleri. Cevabımız ne? Cevap bakın. Bunun sebebi oranın İslam'ı ziyaret etmesini vacip kıldığı ve orada ibadet etmeyi teşvik ettiği üç mukaddes mescitten bir tanesi olmasıdır. Anlaştık mı? Sonra ne diyor bakın? Adedu ebvabihi vakte binaihi. Yapıldığı esnadaki kapılarının sayısı. İşte kaç tane kapısı vardır? İşte şu kadar. Kem bâben lehu vakte binaihi. Kem bâben lehu vakte binaihi. Yani bitirildiğinde kaç tane kapısı vardı? كَانَ لَهُ ثَلَاثَةَ أَبْوَابٍ وَقْتَ بِنَاهِ. Yani yapıldığı esnada üç kapısı var idi. Sonra ne diyor bakın? İşte مِنَ الْقِطَةِ سَابِقَةِ مَا يَأْتِي diyor. Bunları çıkar diyor. Bunları bul diyor. نَعَتَ الْمُثَنَّ. Ha, müthenna. İkil bir. Ben müennes diye okumuşum. İkil bir sıfat. نَعَتَ نَعَتَنْ مُثَنَّنْ. Müsenna bir. Yani ikil bir sıfat bul bakalım diyor. İki bir sıfat bulacakmışız. El kerimeteyni. Görüyor musunuz? Sıfat. Bulduk mu? Bulduk. O zaman orayı düzeltelim.
Enkerime teyni. Mef'ulen bih diyor. Bir tane mef'ulen bih bul diyor. Ne demiş ben? İmaratehu kelimesini seçmişim. Nerede mesela? Evet. Fi ami sebir hicri cedden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imaratehu diyor. Yani mimarisini yeniledi diyor. Burada imarat kelimesi ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Mef'ulen bih oldu değil mi? Meful bi. Geçtik. Sonra ne demiş? Cem-i müzekker salim demiş. İşte nüfusul müslimin. Ya kavm muzafen ileyh. Yani muzafın ileyh olarak muzafın ileyh olarak gelen gelen cem-i müzekker salim. Nüfusul müslimin. Müslümanların ruhunda diyor. Cem-i teksir amide tehu diyor. Amide direkler demek. Neyse arkadaşlar, buradan itibaren üçüncü üniteye geçelim. Şimdi üçüncü ünitemiz ne? İsmül işare. İsmi işaretlerin bir özetine bakalım. Zaten bundan sonraki konumuz da isim mevsuller. O da çok önemli bir konu. Hani az önce sıla cümlesi falan diyordum ya. Biraz sonraki yani bugün geçebilirsek ona da geçeceğiz. Bakalım bitirebileceksen. İsmi işaret neymiş? Bir ona bakalım. Esma'ül işareti esma'un tuşiru ilel eşya'i vel evl eşkâsi li tahdidiha diyor. Yani ismi işaret eşyaya yani canlı cansız varlıklara veyahut da insanlara onları belirtmek amacıyla işaret eden isimlerdir. Esma'un bakın isimlerdir. Nasıl isimlerdir? İşte şöyle 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 olan isimlerdir. Arkadaşlar nekra bir isimden sonra bir cümle gelirse bu cümle sıfat olur. Sıfat cümlesi deriz buna biz. Ve sıfat yani bildiğimiz sıfat. İşte bunları biz ne diye tercüme edeceğiz? Sıfat fiil olarak tercüme edeceğiz. Bakın. Tüşiru ilel eşyai evle şahsit li tahtidiyen. Yani bakın. İşaret eden isimlerdir. İsim işaret nedir? İsimlerdir. Nasıl? İşte şuna 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 işaret eden. Tüşiru. İşaret ediyor demiyoruz artık. Ne diyoruz? İşaret eden diyoruz. Tamam. Geçtik. Şimdi burada sıfat türleri diye bir konumuz gelecek. 10. derste. Hatta o zamana kadar çalışın bunları. Orada sıfat çeşitleri konusunda işte cümle sıfat diye göreceksiniz. Tamam. Şuna gelelim, konumuza gelelim. Konumuz ne? İsim işaret. Konumuz sıfat değil. Konumuz 10. derste. O 10. derste daha ayrıntılı işleyeceğiz. Sadece burada ben kısa bir bilgi veriyorum. Yani. Ne diyor bakın? Enva'uhu. İsim işaret neymiş? İşte isimlere işaret etmekte kullanılan bir isimdir. Enva'uha. Yani türleri. Şimdi elif. Elif hakkında ne demişim arkadaşlar bakın parantez içerisinde yakındaki varlıklara işaret eden işaret isimleri. İşte hâzâ, hâzâni, hâzeyni, hâulâi, hâtâni, hâulâi. Bunlar ne? Yakındaki varlıklara işaret ediyor. Hâzâ yuşî ve yuşîrû nil müfredil müzekkeri. Hâzâ bakın müfred müzekkere işaret eder. Ya da müfred müzekker bir ismin isme işaret eder. Mesela hâdâ müslimun. Bu bir Müslümandır. Bu virgül bir Müslümandır. Bakın. Ne oldu bakın? Müpteda haber oldu. Müpteda haber. Müpteda haber. Bu yani burada Türkçedeki gibi sanki şey gibi düşünün. Yani bu ismi işaretten sonra gelen kelime eğer nekre olursa sanki işaret sıfatı gibi oluyor. Tamam mı? Eğer marife olursa işaret zamiri gibi, işaret tersini söyledim, yanlış söyledim. Eğer işaret ettiği isim, yani şu isim, şuna işaret ediyoruz değil mi? Neye işaret ediyor? Müslümana işaret ediyor. Bu Müslüman kelimesi eğer marife ise işaret sıfat oluyor. Müslüman kelimesi buradaki gibi nekre ise işaret
zamir oluyor. Ama her halükarda bu hâdâ kelimesi neye işaret ediyor? Neye işaret ediyor? Tabii ki Müslüman'a işaret ediyor. Hâdâ müslimun. Bu virgül bir Müslümandır. Hâdâ müslimun. Bu bir Müslümandır. Evet. Sonra ne diyor bakın? Ve hâzihi yüşîru lil müfredetil müvenneseti diyor. Yani müfret müvennese işaret eder. Diyor. Müfret müvennes bir isme işaret eder. Hâzihi müslimetun. Bu bir Müslümandır. Yukarıdaki erkekti bu bayan. Tamam. Bu bir Müslümandır. Devam edelim. Hâdâni ve yuşiru hâdâni kelimesi yuşiru lil mütennel müzekkeri. Müsenna müzekkere işaret eder. Yani ikil müzekkere işaret eder. Hâdâni müslümâni. Bu ikisi Müslümandırlar. Bu ikisi nedir? Müslümandırlar. Sonra ne demiş arkadaşlar? Hâulâi. Pardon, hâtâni yuşiru lil mütennel müennesi. Yani müennes müsennaya işaret eder. Müsenna müennese işaret eder. Yani ikil bir ikil dişil ikil kelimelere işaret ediyor. Hâtâni müslimetâni. Bu ikisi Müslümandırlar. Bu ikisi. Bunu niye biz bu kadar büyük yapmışız? Evet. Etani, Müslümetani. Bu ikisi Müslümandırlar. Sonra devam edelim. Hâulâ'ya gelin. Hâulâ'yı hem müzekker için hem de müennes için ortak bakın. Bunu hatta şöyle üstünü böyle ortak olduğunu göstermek için üstünü işaretleyebiliriz. Yuşiru lil cemil müzekkeri. Yani hâulâ'yı müslimûne veyahut da yuşiru ilâ cemil müennesi. Li cemil müennesi. Cemil müennese işaret eder diyor. Hâulâ'yı müslimâtün. Tamam. Devam edelim. Hadi burada biz, burada normal. Bunlar yakındaki varlıklar için. Gelelim uzaktakiler için. Heulay hem yakın hem de uzak için. Pardon, heulay yakın olmuyor. Pardon. Ulaike uzak için olmuyor. Karıştırdık. Neyse. Ulaike daha uzak. Zalike, arkadaşlar B demişim. Uzaktaki varlıkları işareten işaret isimleri. Burada B'den sonra bu ifade yok. Onu ben olmadığı için kendim ekledim yani. Ne diyor bakın? Zalike yuşiru lil müfredil ba'idi. Yani uzaktaki müfred müzekkere işaret eder. Şimdi zalikel funduku ba'idun min huna. Zalikel funduku bu otel ya da pardon şu otel yani çok şu uzaktaki otel ba'idun min huna. Yani buradan uzaktadır. Buradan uzaktır. Ba'idun min huna. Şimdi bakalım. Ayırt edelim bakalım. Arkadaşlar zâlike kelimesi hem müpteda oluyor hem de ne oluyor? İsmi işaret oluyor. Zâlike funduku. Şu otel. Peki otel kelimesi ne? Müşarun leh. Yani kendisine işaret edilen kelime. Tamam. Zalikel funduku şu bu kelime ne oluyor? Müşarun leh oluyor. Ama yani ismi müptedaya pek yani müptedanın içerisinde oluyor artık. Müptedayla ortak oluyor. Anlatabiliyor muyum?
Zalikel funduku. Bu şu otel baidun. Bakın haber. Haber ne? Baidun. Baidun min huna. Mübteda haber. Gelelim arkadaşlar şuna. Bakın. Tilke yüşiru lil müfredetil baindeti. Yani tilke neye işaret ediyor? Uzaktaki müfred mühennese işaret eder. Tilke tairatun musriyatun. Yani tilke kelimesi, bak mübteda, tairatun kelimesi haber ve aynı zamanda müşarun leh, kendisine işaret edilen kelime. Yani bu kelime hem mübteda hem haber olmuş hem de kendisine işaret edilen anlamında müşarun ileh olabilmiş. Tamam arkadaşlar. Ama müsriyatun kelimesine peki? Sadece onu nitelediği için sıfat olarak gelmiş. Müsriyatun kelimesi. Ne olarak gelmiş? Sıfat. Devam edelim. Anlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Sorunuz var mı? Müşarun leh ne demekmiş? Kendisine işaret edilen kelime. Yani bu ismi işaret. Ortada bir ismi işaret varsa o ismi işaretin işaret ettiği bir isim de olması lazım. Evet, burada aslında müşarun lehten hiç bahsedilmiyor. Yani kendisine işaret edilen isim diye. Ama yani biz mecburen yazıyoruz. Zaten ileride de İşte müşar lehi gösterin diyor. Kendisi soruyor aslında kitap yani. Ama burada anlatmamış yani. Müşarın lehi şudur diye, işte tanımı şudur diye bir şey anlatmamış. Onu ben artık size anlatmış oluyorum. Sonra ne diyor bakın arkadaşlar. Şimdi mesela kendisinden sonraki kelimenin şey olması, neydi onun adı? Elif lam mı olup olmaması, bakın ne kadar fark ediyor. Zalikel funduk dediğimiz zaman bu otel, pardon şu otel, evet şu otel, şu otel. Evet, cümle mi bu sizce? Şu otel ifadesi cümle mi? Değil değil mi? Değil. Evet. Ama şu oteldir desek bitti bakın cümle. Zalikel fundukun desek cümle olur, mübteda haber olur. Ama ben şu otel dersem, biz şunların boyasını biraz ayıralım. Şunu da başka bir boyaya boyayalım. Aynıymış gibi algılanmasın. Yeşil olabilir, evet. Şu otel, bak ayırmak zorundayız. Ne olmuş bu otele? Bakın ba'idun min huna. Bakın cümleyi tamamlayan, cümlenin yüklemi olabilecek kelime, yüklemi olan kelime ne? Ba'idun min huna. Buradan uzaktır. Yoksa zalikel funduk. Bakın cümle bitmedi çünkü cümle değil. Ama desem ki tilke tairatun. Şu bir uçaktır. Tamam, bitti. Yani mübteda ve haber. Bakın müşarun leh artı haber, görüyor musunuz? Müşarun leh artı haber. Tilke nedir? İsmi işaret artı mübteda. Aynı bunun gibi. Mesela bunun aynısı tilke kelimesi için de geçerli. Bunu nasıl ben şey yapabilirim? Ha, şöyle yapabiliriz. Hem tilke kelimesi hem mübteda hem de ismi işaret. Tamam. İki tane oktan herhalde anlaşılıyor değil mi?
Evet. Tehlike, tayiratun. Bu bir uçak. Şu bir uçaktır. Nasıl bir uçaktır? Müsriyatun. Ha, hızlıymış. Ne bileyim, yavaş da olabilirdi. Yeni de olabilirdi. Ne bileyim, eski de olabilirdi. Ne bileyim, pahalı olabilir. Artık ona göre aradaki farkı anlayın arkadaşlar. Ama şöyle deseydik nasıl derdik? Mesela şu uçak hızlıdır nasıl deriz? Hocam, Hmm. tilke el dairatu seriun Seriatun. seriatun. Tilke tayratu. Şu uçak yazalım mı? Yazabiliriz mi? Yazalım. Tilke et tayiratu, bakın marife geldik. Ta-i-ra-tu. Pardon, nasıl yazdım ben bunu? Tayiratu. Ne olmuş uçağa? Seriatun. Tüm. Şu uçak hızdır. Burada tilke. Tamam, isim işaret, tamam, anladık. Onda bir sıkıntı yok, tilke. Ha, tamam, bu isim işaretmiş. Peki et tayratı kelimesi, tamam. Müşavirli, yani Müşahidim. işaret edilen kelime. Bunu da başka bir renkle boyayalım. Yeşil olabilir. Neyse. Seriatun ne peki? Haber. Evet, sadece haber. Yani yükleme. Heh. Bence anladınız. Türkçedeki gibi Ama bu, aslında aşağı yukarı. evet hocam, anladık. Aslında kolay bir konu. Ya biraz da tabii bu teknolojinin verdiği imkan. Yani bu olmasa belki bu kadar kolay anlaşılamaz, çünkü her şeyi yazabiliyorsunuz. Yani her sınıfta tahtada yazmaya kalktığımı düşünsenize bunları. Siz onları deftere geçireceksiniz. Bilmem ne, bir sürü şeyler. Allah'a şükür yani şu anda, yani çok da uzaktan eğitim diye çok da fazla bir şey öğrenemiyoruz diye düşünmeyin yani. Neyse. Diyor ki hâdâni ve hâtâni. Evet, hâdâni kelimesi. Şöyle biraz büyük olsun da kimden bahsettiğimizi anlasınlar. Evet. Yurabâni i'râben müsennâ. İkiller gibi irab edilir. Allah Allah. İkiller nasıl irab ediliyormuş ki? Bakalım. İsimlerde ikiller nasıl irab ediliyor? Nasıl irab ediliyor? Elif ile merfu, ya ile mansup, ya ile mecrur diyoruz, değil mi? Evet. Öyle diyoruz. İkili olduğu için işte normalde bir kelime damme ile merfu olur, fetha ile mansup olur, kesre ile mecrur olur, değil mi? Ama müsennalar biraz daha böyle sanki böyle istisna. Buna biz fer'i diyoruz. İstisnai duruma fer'i diyoruz. Neyse, çok da önemli değil. Bilmeseniz bile olur yani. Yani sanki böyle kural dışı, kuralsız demeyeyim de. Normali bu. Normalde biz size bir kelimeyi sözlükte bulduğunuz zaman tekil bulursunuz, değil mi? Normalde bir mesela iki kalem desem sözlükte siz iki kalem şeklinde bulabilir misiniz? El kitabani arayın desem sözlükte el kitabani bulabilir misiniz? Bulamazsınız. Neyi bulursunuz? Kitabun diye bulursunuz. Ya da el kitabu diye bulursunuz. O yani. Tamam. Yani
Sonraki alimler demişler ki damme ile merfu olması, feta ile mansub olması, kesre ile mecrur olması asli demişler. İşte diğerlerine de bakın ast fer'i yazdıklarım fer'i, asli yazdıklarım da asli oluyor. Şey asli yazdıklarım asli, fer'i yazdıklarım da fer'i irab alameti olarak kabul ediliyormuş. Ona takılmayın. Fer'i olmasına. Burada bu fer'i ne ya? Çünkü siz mektep yayınlarını görmediniz değil mi? Şu kitabı gördünüz mü siz? Zannedersem görmediniz. Şöyle bir kitap gördünüz mü siz? Böyle bir kitap içemediniz. Herhalde o yüzden yani bilmemenizi şey bilmemeniz de önemli değil yani. Geçtik neyse. Diyor ki yani ikiller gibi irab edilir. Yani elif ile merfu olur. Ya ile mansub olur. Yine ya ile mansub olur. Mecrur olur diyeceğiz. Yani diyelim fail oldu elif ile merfu olacak. Müpteda oldu elif ile merfu. Haber oldu elif ile merfu. İnnen haber oldu elif ile merfu. İnnen kânen ismi oldu elif ile merfu. İşte şu oldu elif ile merfu. Sıfat oldu. Sıfat olarak geldi. Merfu bir kelimeye sıfat olarak geldi. Elif ile merfu oldu. Eğer mansup olması gerekiyorsa, işte şunlardan bir tanesi olması gerekiyorsa, işte mefulün bih, mefulün fih, mefulün mah, mefulün lejlik gibi şeyler olması gerekiyorsa, başında harf-i cer yoksa, bu irab alametleri yani mesela elif ile merfu olacak. Hal olursa elif ile merfu olacak. İşte ne bileyim, temyiz olursa elif ile mansup olacak. Şey elif ile diyorum ya, ye ile mansup olacak. Ye ile mansup olacak. Yanlış söylüyorum ki saatte. Yani mefulün bih olursa ye ile mansup olacak. Mefulün liyeclih olsa ye ile mansup olacak. İnkânenin haber olursa ye ile mansup olacak. Sıfat olarak gelirse yine ye ile mansup olacak gibi. Tamam. Cümledeki konumuna göre yani. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Hâdâni talibâni müştehidâni. Hâdâni talibâni. Bu ikisi öğrencilerdir. Yani öğrencilerdir. Müpteda haber. Anladık mı? Müpteda haber. Müpteda haber. Yani şu hedani kelimesi hem müpteda oluyor hem de isim işaret oluyor. Yani kelime türü olarak isim işaret. Görev yaptığı yer ne? Müpteda konumunda merfu olarak gelmiş. Taliben kelimesi kendisine işaret edilen kelime yani müşar leyh oluyor. Evet bu kelime çok garip bir kelime. Şu taliben kelimesi hem müşarun leyh hem ne oluyor? Haber. Hem haber hem de kendisinden sonra gelen kelimenin mevsufu. Üç tane özelliği üzerinde taşıyor. Hem nasıl oluyor peki bu? Bir insan üç tane şey olabilir mi? Kimin açısından baktığınıza bağlı. Hedani'nin işaret etme açısından bakarsanız müşarun leyh. Hedani'nin müpteda olması açısından bakarsanız haber. Müştehiden kelimesi onun sıfat olduğu için de mevsuf oluyor. Yani şey gibi düşünün. Mesela siz annenizin oğlusunuz, kızısınız mesela. Değil mi? Burası erkek öğrenci yok mesela. Siz annenizin kızısınız, ne bileyim dedenizin torunusunuz, kardeşinizin ablasısınız değil mi? Ne bileyim işte kuzenlerinizin işte yani ne kadar çok şey varsa değil mi? Amcanızın yeğeninizsiniz mesela. Kimin açısından baktığınızda aynı kişiden bahsediyoruz. Ne kadar çok akrabalık ilişkisi varsa o kadar çok adınız oluyor. Anlatabildim mi? Bu da öyle bir şey. Yani bu da üç tane şey olmasının sebebi o. Müşteriden. İşteraytu satın aldım. Kim satın aldım? Ben satın aldım. Ben ne satın aldım? Hateyni seyyarateyni. Ben diyor bu iki arabayı satın aldım. Bakın burada Türkçesi burada. Hateyni seyyarateyni. Burada mefulün bih olmuş. İsim işaret bakın. Mefulün bih olmuş ve ye ile mansup olmuş. Gördünüz mü?
Ya ile mansup olmuş. İkili olduğu için. Ya ile mansup. Ya diyeceksiniz, ismi işaretten de oluyor mu öyle? Mefulün bir oluyor. İsmi. Arkadaşlar ara verelim mi biraz yoksa devam edelim? Devam edelim hocam bence. Tamam. Bence verelim hocam. Bence 5 dakika kadar verebiliriz hocam. Vallahi verse iyi olur. Ben de namazımı kılarım. Vakit çıkmak üzere. Bir 5 dakika olur. Ara verelim. Tamam. Verelim hocam. Ben tamam gruptan hocam. Yazacağım. Başladım diye yazacağım ben. Bir 5 dakika ara tamam verelim. Hocam. Hadi kapatıyorum.